Merhaba arkadaşlar, Falcım ben, kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki sizlere bir sürprizim olduğunu söylemiştim. Evet, bu sürprizimde arkadaşlar videonun sonunda herkese burada eşinden ayrı olanlara, evli olup eşinden ayrı olanlara, boşanmış olan arkadaşlarıma, özellikle sevgilisinden ayrı olan arkadaşlarıma, platonik durumu yaşayan arkadaşlarım için, ex partnerinden ayrı olan arkadaşlarım için geçerlidir arkadaşlar kesinlikle ve çok etkili bir ritüel sizlerle paylaşacağım videonun sonunda. Evlenip veya boşandığınız insanın burada temel özelliklerini veya durumunuzu dile getireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra videonun sonunda sizlere tam olarak bir ritüel söyleyeceğim. O ritüeli siz uygulayacaksınız arkadaşlar. Diyerekten şöyle destelerinize odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu sefer destelerin üzerine semboller koymayacağım. Sadece destenize odaklanmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Ona göre de inşallah güzel bir ritüel yapacağız videonun sonunda 1, 2 ve 3. deste için diyelim. Şimdi 1. desteden başlamak istiyorum arkadaşlar. Seçtiyseniz inşallah bakımımıza geçmek istiyorum. Evet, 1. desteyi seçen arkadaşlarım, İnşallah şu an kendinizi hazır hissediyorsunuzdur. Şöyle sevdiğiniz insanın, beklediğiniz insanın şu andaki durumu veya düşünceleri neler? Bunlara bakacağız. Bu karşınızdaki insan, yani eril enerji. Şöyle yapalım. Buradaki de sizsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle baktığımda bu insanla ayrılığınızdan sonra arkadaşlar bakın. Burada sizin geçmişe dönük olduğunuzu görmekteyim. Yani geçmişteki insanı artık düşünmeye başlamışsınız. Uzun süredir özellikle ayrı kalmış olabilirsiniz arkadaşlar. Ama şu anda karşınızdaki insan başka bir dişil enerjiye özellikle yoğunlaşmış veya başka bir dişil enerjinin tam olarak hayatında olabilir arkadaşlar. Bunları yine dile getirmek isterim sizler için. Zaten burada ne demiş? Dişil eril enerji için bakın değnek altılısı ve dünya kartını vermiş. Şimdi burada arkadaşlar benim tam olarak sezgilerime göre biraz daha yorumlayacağım. Siz burada bakın bunalım sıkıntı içerisinde olduğunuzu görmekteyim. Geçmişteki insanı, yani ayrıldığınız insanı, özellikle çok düşünme dönemleri içerisinde burada girdiğinizi görmekteyim. Yani kılınızı kıpırdatamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü elinizden hiçbir şey gelmiyor. Doluya koysam boş kalıyor. Boşa koysam dolu gibi bir şey oluyor diyelim hayatınızda. Düşünmekten artık deli olmuşsunuz arkadaşlar. Özellikle bazı arkadaşlarım için uzaklık ilişkisi de geçerli olabilir. Burada korkularınız, artık güven sorunlarınız oluşmaya başlamış. Gitgide soğuklaşma durumları oluşmaya başlamış sizlerde. Ama diyorsunuz ki ne olursa olsun ben bu insanın bir geri dönüşünü bekliyorum. Ne olursa olsun bekliyorum. Kafanızda da bunu koymuşsunuz arkadaşlar. Bunun bilincini asla kafanızdan atamıyorsunuz. 1. desteği seçen arkadaşlarım. Ama bakın şu tabloya da bakacak olursak karşı taraf şu anda keyfini sürüyor arkadaşlar. Yani siz burada bir dert, sıkıntı, bunalım içerisindeyken karşı taraf şu anda bakın dünya kartıyla birlikte. Dünya kartı bu arada huzurlu bir başlangıcın işaretini veren bir karttır. Şu anda karşı taraf hayatını sürüyor arkadaşlar. Size pek çok konuda bu insan yalan söylemiş olabilir. Hayatınızın geriye kalan kısmında da zaten yalan söylemiş olarak gözüküyor. Siz burada bakın bir sıkıntı, bir keder içerisindeyken karşı taraf şu anda bakın hayatını sürüyor arkadaşlar. Ve çok mutlu. Yüzü gülüyor şu anda. Yani size şunu söylemiş olabilir. İşte benim bazı sıkıntılarım var. Bunları atlatmam gerek gibisinden bazı şeyler, bazı özellikle yalanlar söylemiş olabileceğini burada gördüm. Ama şu anda hayatını sürmekte. Hayatının keyfini sürmekte. Yani size burada ne kalıyor? Düşünmek, daha çok düşünmek ve kendinizi içsel savaşlarınızla birlikte harap etmek kalıyor arkadaşlar. Yani kendinize artık bunu zulüm olarak görmüşsünüz siz. Şöyle de yorumlayabilirim arkadaşlar. Siz biraz zoru seviyorsunuz. Hayatınızda
zorun olmasını istiyorsunuz. Zorun peşinden koşuyorsunuz. Birinci desteği seçen arkadaşlarım. Çünkü bakın, karşı tarafla bir ayrılık yaşamışsınız burada, tamam mı? Ayrılık yaşadığınız durumlarda karşı taraf şu anda hayatını sürüyor ve sen de diyorsun ki ne olursa olsun ben bu insana alıştım veya ben bu insanın varlığına alıştım demişsin. Hayatına hiçbir şekilde devam edemiyorsun veya yeni bir insan alamıyorsun arkadaşım. Bu senin için artık bir dert olmaya başlamış. Yani tamam, bir zamanlar bu ayrılığınızdaki durumlar filmlerdeki gibi gelmiş olabilir ama şu anda artık sıkmaya başlamış arkadaşlar. Size bunları da söylemek isterim. Birinci desteği seçen arkadaşlarım. Evet, şöyle. Son olarak sonuç kartlarını açıyorum. İnşallah hayırlısı olur. Evet, Kılıç Kralı ve İmparator kartını burada vermiş arkadaşlar. Şimdi burada bu insanın bir geri dönüşünü tabii ki alma ihtimaliniz çok yüksek. Ama dediğim gibi ritüel yapmanız tabii ki daha çok bunu yükseltecektir arkadaşlar. Sizin biraz duygusal anlamda bu insana kapıldığınızı, duygusal açılardan bu insana yönelim sağladığınızı, özellikle yönelim sağladığınız durumlarda da aynı şekilde kırıldığınızı görmekteyim. Yani ne demiştik? Zoru seven bir insansınız. Karşı taraf zor bir insan. Kendini gizemli bir şekilde göstermiş. Gizemli bir şekilde hayatınıza girmiş. Hayatınızı alt üst edip çıkmış olabilir. Bu durumda zaten karşı tarafın tablosuna baktığımda, hayatı içerisindeki durumlara baktığımda sizi düşünecek vakti bile yok diyebilirim arkadaşlar. Neden? Çünkü bu insanın hayatında yeni insanlar olmuş. Yeni dişil enerjiler olmuş. Sen burada sadece bu insanı düşünürken, bu insanın yasını tutarken, bu insan hayatına başka bir insanları almakla meşgul olmuş. Bunları da söylemek istiyorum. Birinci desteği seçen arkadaşlarım. Tabii ki bazı gerçekler acıdır arkadaşlar. Bunları kabul etmek tabii ki en acısıdır. En zorudur diyelim. Gerçekten şurada, yani şu tabloda biraz içim acımadı değil. Çünkü hani bakın, şu karşı tarafın gördüğünüz gibi hayatındaki durum, yani hiç olumsuz bir kart göremedim ben burada. Şuraya sizin tarafınıza baktığımda, gördüğünüz gibi şurada bir geçmişe dönüklük var. Kafanıza artık geçmişe bu insanı takmışsınız. Sürekli aklınızdan çıkaramıyorsunuz. Hayatınıza bir şekilde devam edemiyorsunuz. Kendinize birçok sözler verdiğiniz ama tutamadığınızı görüyorum. Burada korkularınız var. Artık geri gelse dediğiniz durumlar var. Bunlar sizi içten içe yaralamış ve yaralamaya devam ediyor. Birinci desteği seçen arkadaşlarım. Evet, birinci desteği seçen arkadaşlarım için bakın bu kadar da. Dilerseniz ikinci desteğe geçelim arkadaşlar. Birinci desteğe ayrılmayın. Bu bakımların sonunda bir ritüel vereceğim arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle çok güçlü bir ritüeldir. Bunu uygulamanızı da aynı şekilde size de tavsiye ediyor. İkinci destemin bakımına geçiyorum arkadaşlar. Şöyle birinci deste için isim de açalım arkadaşlar. Bakımımızı bitirelim inşallah. Burada B harfini vermiş. M veya N harfi olabilir arkadaşlar. I veya I harfi olabilir. R harfini vermiş. E harfini vermiş arkadaşlar. Ve F harfini burada sizlerle paylaşmak istiyorum. İkinci destenin bakımına geçmek istiyorum arkadaşlar. Evet, merhabalar. İkinci desteği seçen arkadaşlarım. Bakalım eril enerji sizin hakkınızda şu anda ne düşünüyor veya durumlar neler? Ne gibi değişiklikler olacak ve şu an hayatındaki durumlar neler? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Bu evlenip boşandığınız insan olabilir. Eşinizle ayrıysanız eşiniz olabilir arkadaşlar. Eşinizle aynı şekilde küsseniz eşiniz yine olabilir. Ayrıca eski sevgilisi, ex partneri veya platonik olan arkadaşlarım da bu gruplar içerisine girmektedir arkadaşlar. Direkten şöyle ikinci destenin bakımını yapmak istiyorum. Evet, ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Bakalım karşı taraf şu anda ne gibi bir düşünce içerisinde olabilir.
Evet. Burada kupa dörtlüsünü vermiş, para dörtlüsünü vermiş. Size kılıç ikilisini, değnek kraliçesini vermiş. Şimdi ben bu tabloya baktığımda arkadaşlar, özellikle sizin aslında bu insana bir mesaj atabileceğinizi burada gördüm sanki. Dayanamayıp sanki bu insana bir mesaj atma durumunuz olmuş olabilir. Veya bu insanı yoklama durumunuz olmuş olabilir arkadaşlar. Ama önünüzde bazı engellerin burada var olduğunu gördüm. Hem karşı tarafta hem de sizde var arkadaşlar. Ki sizde daha çok. Şimdi burada karşı tarafın işiyle ilgili sanki yapmak istedikleri ön plana çıkmış. İşi için başka bir şehre mi gitmek istiyordu veya gitti mi? Yoksa iş konusunda, finansal konusunda, maddiyat konusunda bir sıkıntısı mı vardı? Artık bunlarla biraz ilgilendiğini burada görmekteyim. Şu anki enerjisi bu arkadaşlar. Şimdi şöyle yine odaklandığımda karşı tarafın bir yalnızlık içerisinde olduğunu aslında burada görmekteyiz. Tabii ki yapacağınız bu videonun sonunda yapacağınız ritüelle bunu daha da çok etkileşim haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben her detaylı bakımımda bu ritüeli yapıyorum diyelim. İnşallah sizlerde de inşallah faydası olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şurada bakın iki seçenek içerisinde olduğunuzu aslında gördüm. İkinci desteği seçen arkadaşlarım. Yani karşınızdaki insan size bir seçenek mi sunmuştu? Olumsuz seçenekler mi sunmuştu? Aslında hayatınızda iki seçenekten birini seçseniz sıkıntı olacağını düşünüyorsunuz. İkincisini seçseniz yine sıkıntı olacağını düşünüyorsunuz. O yüzden hiç risk almayıp yerinizde sadece beklediğinizi görmekteyim. İkinci desteği seçen arkadaşlarım. Karşı tarafın enerjisine şu anda baktığımda hayatına bir dişil enerjinin girdiğini veya gireceğini aslında burada görmekteyim arkadaşlar. Şu anda bir yalnızlık içerisinde, yani şu anda bir sevgilisi olmadığını görüyorum veya hayatında bir insanın var olmadığını görüyorum, ama bu değişkenlik kesinlikle gösterir arkadaşlar. Çünkü karşınızdaki insan, hayatınızdaki insan veya eski sevgiliniz biraz böyle kısıtlandığı zaman kaçan insan, sorunları sevmeyen insan, sorunları çözmek değil de onları daha çok batırma isteği burada karşı tarafta var olmuş olabilir arkadaşlar. Bunları da söylemek istiyorum sizler için. Kafanızda çok soru işareti var. Bir türlü böyle aşamadığınız, işin içinden nasıl çıkacağım dediğiniz sıkıntılarınız var arkadaşlar. Tabii ki bunları artık çözemeyecek dereceye gelmişsiniz ki soru işaretlerinizi, kafanızdaki soru işaretlerini artık bekletmeye almışsınız, beklemeye almışsınız arkadaşlar. Bu sizin için tabii ki kötüdür. Çünkü burada sağlık sorunlarınızı ele almak istiyorum. Bazı arkadaşlarımız stresten kaynaklı özellikle veya düşünmekten kaynaklı bazı sağlık problemleri burada yine ortaya çıkmış olabilir. İkinci desteği seçen arkadaşlarım. Hayatınızda dediğim gibi bu insanla ilgili bazı riskler almayı düşünüyorsunuz veya bazı soru işaretleri içerisinde kalmışsınız veya bir yüzleşmenin böyle yaşanmasını istiyorsunuz. Artık gelse de diyorsunuz, böyle konuşsak diyorsunuz. Hani ya bitiyorsa tam bitsin ya da hiç bitmesin dediğiniz burada durumlar mevcut olabilir. Şu anda karşı tarafın hayatında tabii ki sizlere karşı bir hissiyatı varmış veya size karşı bir hissiyatı olmuş arkadaşlar. Özellikle fiziksel konularda bu insanın size hissiyatları daha da çok artmaya başlamış şu dönemler içerisinde. Çünkü bakın şurada bir yalnızlık içerisinde olduğunu görüyorum. Ama burada biri kupa uzatıyor gördüğünüz gibi. Bu başka bir dişil enerji olabilir. Veya sizin mesaj atmanız üzerine bu insanla geçilecek bir iletişim söz konusu aynı şekilde olabilir. Arkadaşlar dediğim gibi karşınızdaki insanın şu anda aklında değilsiniz aslında. Yani nasıl? Yani şu anda işleri konusunda veya hayatı konusunda aslında biraz koşuşturma dönemleri içerisinde girmiş bu insan. Böyle sürekli bir koşuşturma durumu var. O işten o işe atlıyor, o işten o işe atlıyor. Boş zamanı olmuyor mu diyeyim? Düşünmeye artık böyle vakti de bazı durumlarda kalmıyor arkadaşlar. Yani tamam, gece özellikle gasık vakitler, yani sizi düşünme gibi durumları kesinlikle oluyor bu insanın. Ama bunlar size geri bir adım veya bir geri dönüş değil arkadaşlar. Bir geri dönüş olsa bile veya olmuşsa bile
bu yarım yamalak olmuştur hayatınızda bu insanla ilgili. Çünkü karşınızdaki insan biraz sorumluluk almak istemeyen bir insan. Evlenelim deyip evlenmeyen bir insan mesela, sözünün eri değil arkadaşlar biraz. Burada da bunu yine söylemek istiyorum. İkinci desteği seçen arkadaşlarım inşallah şifa olsun. Evet. Ortada bırakmış maalesef sizi yani. Bu insan bakın kılıç darbelerini böyle saplamış, ne bileyim size hakaret etmiş olabilir, aldatmış olabilir. Bazı konularda söz vermiş, yine sözünün eri olmayabilir arkadaşlar. Burada aslında yarı yolda ortada bırakıldığınızı ve yaralarınızla birlikte bakın şurada soru işaretleriniz, kırıntılarınız, üzüntüleriniz, dertleriniz, sıkıntılarınız ile sizi karşı taraf yarı yolda bırakmış gitmiş arkadaşlar. Şu anda hayatında biri yok dediğim gibi ama hayatında ikili vakitlerde bir insan çıkabilir. Bu yakın çevresinden, arkadaş çevresinden bir insan olabilir arkadaşlar. Açık saçlı bir insanla birliktelik yaşayabilir bu insan. Yani sizden sonra aslında bir ilişki yapma düşüncesi içerisinde olmuş. Zaman içerisinde yapamamış ama şu an bu insanın kalp çakrası açık arkadaşlar. Sizinki şu an kapalı. Şu an karşınızdaki insanın, hayatınızdaki veya eski sevgiliniz olabilir. İnsanın, aklınızdaki insanın şu anda hayatında bir dişil enerjinin varlığını yavaş yavaş görebiliriz arkadaşlar. Çünkü hayatına bir insan almayı planlıyor diyelim. Tabii ki burada sizin yapmanız gereken tek şey soru işaretlerinizi bir kenara bırakmak. Özellikle irade konusunda zayıf bir insan olduğunuzu görmek diyeyim. Bunları bir kenara bırakın arkadaşlar. Enerjinizi özellikle negatiften biraz pozitife çevirmeniz gerekmekte. Tabii ki bu da yaptığınız ritüellerde size faydalı olacaktır diyerekten şöyle isim de açalım isterseniz. Evet, burada T harfini, yine T harfini görmekteyiz. Z harfini vermiş arkadaşlar. G harfini vermiş. İsminde, soy isminde artık bu harfleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim. Ve Y harfini burada belirtmek istiyorum. Yalnız burada ne çıkmış? Çok dikkat ettim buna. Yak. Buradaki mesajı artık nasıl algılarsınız veya nasıl algılamak istersiniz? Şimdi burada ben tam olarak şunu sezdim. Karşındaki insan veya aklındaki insan, sen bu insanı çok düşünüyor musun hayatında? Tamam mı? Veya baş edemiyorsun artık, hani bazı böyle dertler üzerine gelmeye başlamış, sıkıntılar üzerine gelmeye başlamış. Hani hem ilişki konusunda hem böyle genel hayatın konusunda sıkıntılar çekmeye başlamışsın artık. İkinci desteği seçen arkadaşlar. Burada ne demiş? Yak demiş. Çok manalı bir mesaj vermiş burada da. Bunları da söylemiş olalım sizler için. İnşallah üçüncü desteğe geçmek istiyorum arkadaşlar. İkinci deste videonun sonunda sizlere de aynı şekilde bir ritüel yapacağız arkadaşlar. Bu ritüeli kesinlikle uygulayın. Karşı tarafın geri dönüşünü kesinlikle ve kesinlikle garanti veriyorum arkadaşlar. Alıyorsunuz. Hadi bakalım. Merhabalar. Üçüncü desteği seçen arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz diyerekten şöyle bakımımıza başlamak istiyorum. Bakalım şu anki ayrıldığınız insanla veya evlenip boşandığınız, platonik olduğunuz ex partneriniz artık kimse arkadaşlar, aklınızdaki insan. Bu insanın şu anki enerjisine bakacağız inşallah. Evet, şöyle karıştıralım. Bu karşı taraf şu anda. Evet. Bu da sizsiniz. Siz daha kötüsünüz buraya. Şimdi bu tabloya rağmen siz burada daha kötü olduğunuzu, sizin burada daha kötü olduğunuzu görmekteyiz. Şimdi kılıç sekizlisini vermiş karşı tarafa. Siz mi bir engel atmıştınız buna? Anlaşamamış mıydınız? Size ne bileyim cinsel içerikli bazı şeyler mi söyledi bilmiyorum ama burada karşı tarafa sanki bir engel atmış olabileceğinizi görmekteyim. Veya bu insan size engel atmış olabilir arkadaşlar. Sosyal medya civarı içerisinden bir engel yemiş olabilirsiniz. Aniden çekip gitmiş olabilir hayatınızdan. Aniden bazı şeyler sonlanmış olabilir. Sizin ne bileyim
Şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela bugün bu insanla konuşuyorsunuz, tamam mı? Aranızda her şey çok normal gidiyor. Her şey çok iyi gidiyor. Ama bir sabah kalkıyorsunuz ki bu insanın hiçbir şekilde mesajını artı telefonunuzu açtığınızda, telefonunuzun kilidini açtığınızda bu insanın WhatsApp'tan veya başka sosyal medya civarları içerisinde sizi engellediğini görebilirsiniz. Aslında burada tam olarak bu enerjiyi biraz sezdim arkadaşlar. Onun dışında karşı taraf burada bakın gitmesiyle birlikte, aniden hayatınızdan çekip gitmesiyle birlikte burada sizi soru işaretleri içerisinde, kafa karışıklığı içerisinde bırakıp hayatınızdan gitmiş. Yani sizi biraz ortada koymuş arkadaşlar diyelim. Ama siz diyorsunuz ki bu insanın bir geri dönüş olacak. Ben bundan umutsuyum. Yani hayatında bir umut var ki ben bu umut üzerine yaşıyorum dediğiniz bazı durumlarınız da burada mevcut olmuş arkadaşlar. Şimdi yıldız kartıyla birlikte bu insana artık korkuyla baktığınızı görüyorum. Yani güvenemiyorsunuz artık. Belki birkaç defa hayatınızdan gitmişti. Belki ne bileyim işte yaz bekle ben şunu yapacağım, şunu edeceğim gibisinden bazı vaatler verip hayatınızdan çekip gittiğini, tekrardan bir geri dönüş olduğunda yine gittiğini aslında burada görebiliriz arkadaşlar. Biraz aslında burada kusura bakmayın ama kullanılmış olabilirsiniz arkadaşlar. Karşı taraf için karşı tarafın aynı şekilde bu düşünce içerisinde de olabileceğini görmekteyim. Hayatınızda bazı şeylerde aslında seçim yapmanız gerektiğini, tren bazı durumlar olduğunu düşünüyorsunuz ama arkadaşlar şunu atlamışsınız. Şimdi bu insanın özellikle gizemli yanına böyle vurulduğunuzu veya gizemli yönünden etkilendiğinizi görmekteyiz arkadaşlar. Tabii ki bu olunca da sizde biraz güven ne kadar güven problemi olsa bile hayatınıza yeni kişilikler veya kişiler alabileceğinizi burada gördüm. Veya karşınızdaki insan da aynı şekilde bu yönden almış olabilirsiniz. Çünkü hayatınıza farklı bir giriş yapmış arkadaşlar. Hayatınıza ilginç bir şekilde girmiş bu insan ve hani bir anda olmuş, yani her şeyiniz bir anda olmuş ve bir anda da aynı şekilde bitmiş bir ilişki burada gördük. Yani üzücü aslında ama dediğim gibi bunlar düzeltilebilir durumlar. Bu hayatta hiçbir şey imkansız değildir arkadaşlar. Kesinlikle bunu düşünerek hareket edin. Çünkü hayatınızda özellikle ilişki konusunda bazı arkadaşlar, yani geçmişteki ilişkiniz olsun, bazı yine ilişkileriniz olsun, hep şanssız hissetmişsiniz kendinizi. Hep böyle olumsuz düşünmüşsünüz. Hayatınızda olumsuz şeylerin çok olabileceğini düşünmüşsünüz aslında. Düşündüğünüz şey de olmuş aslında. Hani buradan olumsuz düşünmüşsünüz, olumsuz olmuş. Aslında enerjinizi böyle evrene artık pozitif bir şekilde göndermenizi sizden rica ediyorum ve bunun tavsiyesini de vermek istiyorum. Üçüncü desteği seçen arkadaşlarım. Evet, bu insanla bir yüz yüze görüşme durumunuz olabilir ama dediğim gibi ritüelden sonra olabilir arkadaşlar. Çünkü aranızdaki durumlar biraz pekişmeyebilir. Karşınızdaki insan sizinle ilgili bazı kararlarını verdiğini veya vereceğini burada aslında görmekteyim. Üçüncü kişiler tarafından aslında bu insanın biraz kısıtlanabileceğini burada gördüm arkadaşlar. Ailesi olabilir, akrabası olabilir, arkadaşı olabilir veya dolduruşa getirilebileceğini aslında burada da söylemek isterim. Üçüncü desteği seçen arkadaşlarım için. Evet, kupasını vermiş. Kılıç şövalyesi. Şunu tam tersi verseydi çok güzel olurdu. Çok güzel bir şekilde yorumlardım. Ama yine de güzel arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar, videonun sonunda bir ritüel yapıyorsunuz ya. Bu ritüelden tam olarak şöyle söyleyeyim. 8 gün sonra olabilir. 8 8, 18, 28 gibi durumlar olabilir. Ağustos'ta da yine, Ağustos ayına da yine tekabül edebilir. Bu insandan bir mesaj alacaksınız. Tamam mı? Kesinlikle bunun garantisini veriyorum. Ama yaptığınız ritüelden sonra. Evet, güzel gelmiş aslında ama pek fazla bir sorun olmadığını gördüm burada. Çünkü hani karşı tarafa çok yönelim sağladığınız durumlarda, alıştığınız durumlarda karşı taraf size demiş ki hani şöyle düşünmüş arkadaşlar. Hani benim hayatımda zaten bu insan var.
veya bu insan bana zaten değer veriyor. Ben bu insanın hayatından gitsem veya hayatına tekrardan yeni gitsem, hayatına tekrardan girsem beni hayatına kabul eder her şekilde ve her koşulda diyerekten hayatınızdan gitmiş. Yani rahat takılmış burada. Evet, S harfini veya Ş harfini burada verebiliriz karşı taraf için. K harfini verebiliriz arkadaşlar. Evet, G harfini verebiliriz. L harfini aynı şekilde verebiliriz arkadaşlar. A harfini burada söylemek istiyorum. Ve R harfini sizlere dile getirmek istiyorum. Dilerseniz ritüelimize geçelim arkadaşlar. Çok bekliyordunuz. İnşallah bu da bizim siz güzel takipçilerimize, değerli takipçilerimize inşallah hediyemiz olsun diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ritüelimize geçtik. Gördüğünüz gibi önümde iki tane küçük bir kağıt var. Bunların boyutu hiçbir şekilde önemli değildir arkadaşlar. Kağıt olsun ve sizin yazdığınız bir şekilde yazı olsun arkadaşlar, yeterli oluyor. Şimdi burada ne yazıyorum? Bakın burada ne yazdım? Ya Vedud. Zaten bunu söyleyeceğim, açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan da yazabilirsiniz. Bu kağıda da arkadaşlar gördüğünüz gibi El Vedud yazdım. Şimdi bunları yazdıktan sonra özellikle bunların zikirleri tabii ki çekilmesi gerekiyor. Şimdi şöyle açıklamak gerekirse arkadaşlar, karşınızdaki insana şimdi gözlerinizi kapatıyorsunuz, tamam mı? Gözlerinizi kapattıktan sonra özellikle bulunduğunuz yerde hiç kimse olmasın arkadaşlar veya sizi rahatsız edecek bir ses duymayın. Kesinlikle bunlar çok önemli. Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Bir ortam hayal ediyorsunuz. Sessiz bir ortam hayal ediyorsunuz. Ve karşınızdaki insanın tam olarak size sırtını dönmüş bir şekilde hayal ediyorsunuz. Evet. Bunları hayal ettikten sonra Ya Vedud zikrini 99 defa tekrar ederken de böyle her tekrar ettiğinizde alnınızdan bir ışığın tam olarak karşı tarafın, yani sevdiğiniz insanın size sırtı dönükken tam olarak kafasına, yani size sırtı dönükken kafası veya boynu arasındaki mesafeye bir ışığın böyle geçtiğini hissedin, hayal edin arkadaşlar. Bunları hayal ettikten sonra bakın Ya Vedud zikrini 99 defa zikrediyoruz arkadaşlar. Gözlerimiz kapalı. Bu insanı hayal edip 99 defa zikrediyoruz. Ve alnınızdan bir ışığın karşı tarafın boynu ve kafa hizası içerisinde yansıdığını burada hayal etmenizi istiyoruz. 99 defa Ya Vedud zikrini tekrarlıyorsunuz. Ondan sonra tekrardan hiç bırakmıyorsunuz ritüeli. El Vedud zikrini de aynı şekilde 99 defa tekrar edip karşı tarafı dediğimiz gibi hayal ediyorsunuz arkadaşlar. Yani size sırtı dönük oluyor bu insanın. Kafası ve boynu arasındaki mesafeden sizin alnınızdan bir ışığın karşı tarafa doğru çıktığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani karşı tarafın tam olarak kafasına böyle değdiğini görüyorsunuz. Bunları hayal edin. Hayal edin arkadaşlar. Özellikle bu zikri veya bu ritüeli yaparken bedeninizde bir titreşim olabilir. Onun dışında sürekli uykunuz gelebilir arkadaşlar. Sürekli esneme gibi durumlarınız olabilir ama kesinlikle bırakmayın. Bu zikri tekrar edip rahatsız olan arkadaşlarım kesinlikle yapmasınlar. Bize danışsınlar diyelim. Ya Vedud ve El Vedud zikrini burada 99 defa tekrar edip karşı tarafı hayal etmemiz kesinlikle gerekmektedir arkadaşlar. Bu zikirlerden önce kesinlikle boy abdestinizi ve normal abdestinizi almanızı sizden önemli rica ediyorum. Çünkü bunları aldıktan sonra bu ritüelin çok etkili olduğunu, üzerinizde özellikle çok etkili olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar.
Bu zikirleri yaptıktan sonra karşı tarafın en fazla arkadaşlara bakın. En fazla 2 hafta içerisinde ya bir mesajını alacaksınız, ya bir işaretini alacaksınız, ya da ne bileyim sosyal medya olur, başka bir şey olur. Bir beğeni atabilir veya durumunuzu görebilir, engelini açabilir gibi bazı durumlar mevcut olabilir arkadaşlar. Yani hiç beklemediğiniz bir şekilde karşı tarafın geri dönüşünü görmeniz muhtemel ihtimaller arasında. Bu sizin yaptığınız ritüele bağlıdır arkadaşlar. Yani şimdi bir profesyonel insanın yaptığı ritüel farklıdır. Sizin yaptığınız ritüel farklıdır arkadaşlar. Özellikle sezgileri güçlü olan, sezgisel açıdan güçlü olan arkadaşlarım için daha çabuk böyle tecil edeceğini burada görmekteyim. Evet. Ya Vedüt yazdık ya El Vedüt yazdık. Bu zikirleri tekrarladıktan sonra tamam bitti. 99 defa Ya Vedüt dedik. 99 defa El Vedüt dedik arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kağıdı ters çeviriyoruz. Karşı tarafın annesinin ismi mesela Havva olsun. İsmini bilmiyorsanız arkadaşlar Havva yazabilirsiniz. Annesinin ismini buraya yazıyoruz. Annesinin ismini yazdıktan sonra karşı tarafın ismini ne olsun? Adem olsun. Adem olsun. El Vedud yazdığınız kağıda da buraya kendi annenizin ismini ne bileyim Ayşe olabilir. Kendi annenizin ismini yazıyorsunuz ve kendi isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Buraya da Sinem yazıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları yazdık. Evet. Şimdi en önemli nokta. Bu zikirleri tekrarladıktan sonra arkadaşlar. El Vedud ve Ya Vedud zikrini tekrarladıktan sonra. Bu isimleri yazdıktan sonra. Karşı tarafın anne adı, kendi adı. Sizin anne adınız ve kendi adınız. Bunları yazdıktan sonra kağıda üflüyorsunuz arkadaşlar. Mesela Ya Vedud dediniz ya. Ya Vedud zikri bittiğinde kağıda üflüyorsunuz. 3 defa üflüyorsunuz arkadaşlar. Bu kağıdı bir kenara koyuyorsunuz. Elinizle kapatıyorsunuz. El Vedud zikri bittiğinde aynı şekilde kağıda 3 defa üfleyip kapatıyorsunuz. Bir ateş alıyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle kendinizi yakmıyorsunuz. Ateş alıyorsunuz. İlk önce Ya Vedud zikrini yakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ya Vedud zikrini yaktım. Bunların küllerini kesinlikle saklamanızı sizden önemli rica edebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ya Vedud zikrini yaktım. Son olarak El Vedud zikrini yakmak istiyorum. Tabii ki bunları yakarken de karşı tarafın aynı şekilde alnınızdan bir ışık yansıdığını karşı tarafa hissettirin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. El Vedud zikrini de yaktım arkadaşlar. İnşallah bu ritüelden kesinlikle geri dönüş alacaksınız arkadaşlar. Yani bu hayatta kesinlikle imkansız bir şey yoktur ve bu zikirler Allah'ın zikirleridir arkadaşlar. Kesinlikle bunlarla ilgili geri dönüşlerinizi bekliyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Detaylı bakım, detaylı açalım, detaylı ritüel yaptırmak isteyen arkadaşlarım varsa WhatsApp numaramızdan bizimle iletişim sağlayabilirler diyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.